Diyarbakır'da hizmet eden Güney Koreli Jin Wo Kim'i bıçaklayarak öldüren SD'ye 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Güney Koreli Jin Wo Kim'i bıçaklayarak öldüren SD'ye 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Gazeteci İsmail Saymaz 19 Kasım'da öldürülen Kim cinayetiyle ilgili dava dosyasına giren görüntülere ulaştı. Kim'in katili SD'nin takibi Mobese tarafından görüntülendi. Dava dosyasına giren görüntüler sanığın daha önce verdiği ifadelerle örtüşüyor. Görüntülere göre 19 Kasım gecesi 22:24'te evden çıkıp kardeşler kıraathanesine gelen Kim, arkadaşlarıyla sohbet etmeye başlıyor. Yaklaşık bir saat sonra, yani 23:22'de katil 16 yaşındaki SD kıraathaneye gelerek Kim'in oturduğu masanın yanına oturuyor. Katilin gelişinden 2 dakika sonra Kim, arkadaşlarıyla vedalaşarak kıraathaneden ayrılıyor ve evine doğru yürümeye başlıyor. Kim'den 1 dakika sonra kıraathaneden kalkan SD, maktulü 468. sokakta takip ediyor. Dava dosyasına giren ifadelere göre takipten bir süre sonra Kim'e yaklaşan SD, cep telefonunu istiyor. Kim vermemek için direnince, SD, Kim'i 8 kez bıçaklıyor. Kim'in telefonunu alıp kaçan SD, bıçağı kanalizasyona attığını söylüyor. Olay yerinden kaçan SD, polis ekiplerince yakalandı. SD'ye nitelikli öldürme suçundan 18 yıldan 24 yıla, nitelikli yağma suçundan da 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.